Muhterem Hanım'la tabii biraz devam edelim. Siz bu mesela ilk tanışmanız o turnelerde oluyor büyük ölçüde. Müslüm Gürses'in şarkılarını severek mi dinlerdiniz? Şimdi ben Müslüm Gürses'i tanımıyordum. Onun bir şarkısı vardı. Ben kulun değil miyim? Ben insan değil miyim? Ben bu 45'lik plaktı bu. O şarkıyı dinlediğim zaman çok duygulanıyordum. Ve o aralarda da sonsuz mutsuzdum yani, mutlu değildim. Çalıştığım yerde, kaldığım otelin içinde yani büfe bölümünde 45'lik şeyin onun. Ben kulun değil miyim? Ben insan değil miyim? Ben bunun için her gün 5 lira veriyordum çocuğa, defalarca çaldırıyordum. Ama Müslüm Gürses'i böyle değil yani, bu Müslüm Gürses değil de Halit Araboğlu tipinde bir adam zannediyordum. Yani Ben gözünüzde öyle öyle canlandırıyordunuz. canlanıyordu ve çok ağlıyordum o kaseti dinlediğim zaman. Sonra günler geçti. Ben Zeytin Gözlüm'ü çevirecektim. Talha Özmen, Oya Aydoğan'la beraber. Şirkete gittim. Gittiğim zaman bir erkek gördüm, böyle resmi var afişte, ellerini açmış. İsyankar filminin afişini gördüm. Ya, o da çok Yani İsyankar'ı da dinlediğim zaman Müslüm zannetmiyordum. ilginç. Çünkü tanımıyordum ben. Ne arabesk ne klasik sevmiyordum. Ben Batı müziğinden hoşlanan bir kızdım. Ondan sonra dedim ki kim dedim, bu dedim İsyankar oynamış. Dediler işte Müslüm Gürses, aa kimdir filan dedim. Ondan sonra Müslüm çalıştığımız sete geldi bir yılbaşı günü. Oya Aydoğan'ın misafiriydi. Oynadığım planların içinde Müslüm de orada oturdu yani karşımda. Sakallı filan gelmişti. Bizim de orada İlk defa çekimlerimiz vardı. orada gördüm yani Müslüm Bey'i. Yani bu şeyin Ben Kulun Değil Miyim şarkısını okuyan sanatçı olduğunu orada öğrendim. Evet, orada tanıştınız. Ve sonra ondan bir sene sonra turneye çıktık. Organizatör beni çağırdı, dedi ki Muhterem Hanım dedi, Müslüm Gürses dedi, Suna Sunay dedi, beraber dedi Malatya'ya gideceksiniz dedi. Ramazan eğlenceleri için sizi oraya bağladım. O zamanın parasıyla da bir 3.500 lira yevmiyeyle gittim. Müslüm de o zaman çok büyük bir para alıyordu yani 50 bin lira falan. Böyle bir para alıyordu. Kalktık gittik. O bahçede beraber provaya girdik. Ve başladık işimize. Başladığımız zaman Müslüm sahneye çıkıyor. Ama benden sonra çıkıyor. Ben çıkıyorum. Müslüm Bey çıkıyor. Ben kıskandım onu. Yani diyorum ki neden benden sonra çıkıyor? Yani ben sonra çıkmam lazım. Halbuki önden çıkmak daha rahat bir şey. Patrona dedim ki Müslüm Gürses niye benden sonra çıkıyor dedim. Benim çıkmam lazım. Ben sinema yıldızıyım. Adam dedi ki olmaz Muhterem Hanım dedi. Müslüm'ün çıkması lazım dedi. Biraz sonra görürsün dedi. Abi bir baktım ben iniyorum. Müslüm çıkıyor. Millet havuzlara atıyor kendini. İsyankarı okuyor. Bütün şarkıları okuyor. Kıskandım. Bu sefer dedim ki o benden sonra mı çıkıyor? Ben Tabii. indikten sonra halkın ortasından doğru otele gitmek üzere. Sahneden iner inmez sallana sallana gidiyorum ki millet bana baksın, Müslüm ıska geçsinler. Yani. O kadar Ha, kıskanıyorsunuz. kıskandım tabii, neden benden sonra çıksın dedim. Ama Orada tanışmamız da Müslüm'ün de kim olduğunu bilmiyorum ayrıca o zaman, hani böyle değerli falan. Şarkıcı bir arkadaş. Ve iniyorum. Geçtiğim yerdeki aileler benimle ilgileniyor ama öbürleri beni kesinlikle takmıyorlar. Müslüm'le herkes havuzların içinde alkışlar filan. Sonra öyle bir şey oldu ki Müslüm'le şarkı yüzünden atıştık. Yani gene şarkı ve sahne yüzünden Müslüm Gürses bana kaba bir hareket ne de etti. Mehtaplı geceler miydi? Neydi öyle bir Değil, parça değil. vardı onun yüzünden Başka bir şey. yanılmıyorsam. Bana dedi ki son mektubu okumayacaksın dedi. Yani Yıldırım Gürses'in bir parçası Neydi var. ya?
Onu dedi okuma dedi. Ben okuyacağım dedim. Ondan sonra bu yüzden bir anlaşmamazlık çıktı. Bana kaba hareket etti. Yani vurdu. Vurunca da ben sinirlendim. Otele gittim. Eşyalarımı topladım. İşi bırakıp evime döneceğim. Organizatör yalvarıyor. Ay muhterem hanım ne olur işimiz işte aksıyor. Gitmeyin kalın bilmem. Ben diyorum ki olmaz mümkün değil. Benden özür dilerse ancak kalabilirim ama eşyaları toplarken de inşallah benden özür diler de işimden olmam para kazanırım diye düşündüm. Yani paramdan olacağım diye üzüldüm. Sonra baktım dışarıya çıktım ertesi günü dolaştım Malatya'nın içine ama pişmanlık duydum eşyalarımı topladığımdan dolayı. Hani gidersem işimden olacağım. Kalırsam böyle bir hareket edildi o gelir geçerdi yani arkadaşlık arasında. Geldim, düşündüm, taşındım. Ne düşündüğümü bilmiyorum. Hiç sigara içmem ben, hayatta içmedim. Elime bir sigara aldım, bir kat üstte Müslüm Bey yatıyordu. Yukarıya çıktım merdivenlerden. Kapının karşı, merdivenin karşısında hemen bir kapı vardı. Aralıktı, iki yataklı bir odada kalıyordu. Kapıya gittim, kapıyı çaldım. Baktım, Müslüm Bey bağlama çalıyor. Beni gördü. Dedim ateşiniz var mı sigara mı yakacağım dedim. Hep özür dilemesini istiyorum. Ama dinle özür dilemez dediler bana. İçeri geç dedi. Evet, içeri geç dedi bana. Ben geçtim yatağın bir ucuna iliştim. O da bağlamasını çalıyor ama hiç bana bakmıyor bile. Dedim ki acaba özür diler mi dilemez mi derken durdu. Dedi ki sizi dedi kırdımsa dedi özür dilerim dedi. Hayatında ilk defa özür dilediği insan benim yani. Aa o zaman hoşuma gitti. Aşağı indim arkadaşıma dedim ki özür diledi benden kalıyorum dedim. Hemen eşyalarımı açtım kaldım çalıştım o arada. Sonra platonik bir arkadaşlık başladı. Derken arkadaşlığımız Samsun'a çalışmaya gittik fuara. Orada devam etti. Ve uzadı arkadaşlığımız böyle. Sonra daha derine gittik. 4 yıl beraber kaldık. 4 yıl sonra ben ona evlenme teklif ettim. O da kabul etti, evlendik.